Bir sayı sorusu mutlak değer bilgisi içerisine katılmış. Biraz da üslü sayı bilgisi katılmış. Şuradan bakalım. A küçüktür mutlak değer. A ise A'ya eksi diyorduk. Bu önemliydi. A eşittir mutlak değer. A ise A pozitif olabiliyordu ya da sıfır olabiliyordu. Ama bu durumda negatifti. Dolayısıyla ben şu şıkları kafadan eliyorum. B eksi A küçüktür sıfır. Şimdi B eksi A. A negatiftir. Eksi A pozitif olur. Yani şurası pozitif olacak. Ama B eksi A demişim. Aslında B'yi pozitif bir şeyle B'yi bir şey eklemişim. Nasıl izah edeyim? Şöyle mesela A eksi 2 olsun. B eksi 2 demişim. B artı 2 olmuş ama yine sıfırdan küçük olmuş. Dolayısıyla B demek ki negatifmiş. Pozitif olsa, B pozitif olsa, eksi A zaten pozitif. Çünkü A'nın kendisi negatif olduğu için eksi A pozitif. Pozitif ile pozitifi toplarsak, yan yana koyarsak sıfırdan büyük olur. Sıfırdan küçük olduğuna göre B negatifmiş. Onu da yakaladık. Bu gitti, bu gitti. Aynı cevap. Yine bakalım. B negatifmiş. C ile çarpınca sıfırdan küçük olmuş. Demek ki C pozitif. C küp pozitif daha doğrusu. C küp pozitifse C de pozitiftir. Çünkü tek kuvvetler artı eksiyi etkilemez. Bunu bilmemiz lazım. Nasıl? Mesela eksi 2'nin 3. kuvveti yine eksidir. Eksi 2'nin 5. kuvveti yine eksidir. Ama eksi 2'nin çift olan 4. kuvveti artıdır. Aynı şey eksi 1'de de geçerli, eksi 3'te de geçerli, hepsinde. Dolayısıyla aslında bu soruları çözerken pratik bir yol. Tek kuvvet gördük mü şöyle silebiliyorduk. Eksi B, B çarpı C, B eksi C artı olduğu için cevabımız A seçeneği.